Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Chainsaw rehber videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün oyundaki bütün perklerin uygulamalı bir şekilde Türkçe anlatımlarını yapacağım. Oyun çok yeni bir oyun, 100'den fazla perk var. Dolayısıyla birçoğunuz tam olarak hangi build'i yapacağını bilmiyor. O yüzden ben de kolaya kaçmadım. Sadece perkleri koyup böyle çevirisini falan söylemeyeceğim. Uygulamalı bir şekilde de göstereceğim bütün perkleri. Hangi perkün daha çok işinize yarayacağını düşünüyorsanız o perkü kullanırsınız. Gençler, önce oyundaki perk mantığını anlatayım. Buradaki customization kısmına gelip buradan kurban ya da killer tarafından istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Ardından buradaki skill tree kısmına geliyorsunuz. Bu kısımda Tab tuşuna basarak şöyle tam ekranı alabilirsiniz. Mouse'unuzun sağ tıkına basılı tutarak da perk ağacını bu şekilde gezebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi hangi perk'ün üstüne gelirseniz o perk'ün ismini ve açıklamasını görebilirsiniz. Ben dediğim gibi bunların hepsini birazdan Türkçe bir şekilde anlatacağım. Buradan perk'leri seçe seçe ilerliyorsunuz. Şu aldığınız yıldızlar da attribute point oluyor. Bunların da ne işe yaradığını anlatacağım. Dediğim gibi bu şekilde ilerliyorsunuz perk'lere doğru. Çıkardığınız perk'leri şuradaki loadout kısmından değiştirebilirsiniz. Burada istediğiniz perk'ün üstüne gelip basıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi sizin açık perk'leriniz gözüküyor. Hangi perk'ü istiyorsanız da onu seçebiliyorsunuz. Şu kazandığınız attribute'lar da karakterinizin şu gördüğünüz özelliklerini arttırmaya yarıyor. Ve şu şekil karakterimin gücünü arttırabiliyorum. Hangi özelliğini arttırmak istiyorsanız karakterin, onu bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Gençler, aynı zamanda katil tarafında şurada gördüğünüz gibi bir perk slotu daha var. Bu perk slotu da Grandpa'yı kapsıyor. Yani büyük babaya da perk koyabiliyor katiller. Her katil bir tane perk koyabiliyor büyük baba için. Ve büyük baba her level aldıkça bir tane perk'ü açılmış oluyor. Grandpa 3 levele geldiği zaman da Grandpa için koyulan bütün perkler aktifleşmiş oluyor. Grandpa'nın perklerinin mantığı da bu. Onların hepsini de anlatacağım, merak etmeyin. Şimdi hızlı bir şekilde perklerin çevirilerine ve uygulamalı anlatımlarına geçelim. İlk olarak kurban tarafından başlayalım. Perklerin ismini söylemekle uğraşmayacağım. Ekranda perk'ün ismini de fotoğrafında göreceksiniz zaten. Kondisyonunuz tamamen bittiği zaman kondisyonunuzun yeniden dolma hızını %25 arttırıyor. Grandpa'nın yanına gidip ona kemik sapladığınız zaman Grandpa 1 değil 2 level birden kaybediyor. Canınız %10'un altındayken yeriniz bütün kurbanlara görünüyor. Şimdiki perk'ümüz sizin işinize yarayacak bir perk değil, arkadaşlarınızın işine yarayacak. Siz öldüğünüz zaman sizi öldüren katilin hasarı 120 saniyeliğine %30 azalıyor ve o katil haritada 60 saniyeliğine işaretleniyor. Yani yeri kurbanlara gözüküyor. Bu perk takılıyken stun yediğiniz zaman sersemleme süreniz %20 daha az oluyor. Bu perk takılıyken strength özelliğiniz 3 yük artıyor. Normal şartlarda bir tuzağı bozabilmek için elinizde kemik olması lazım. Fakat bu perk takılıyken elinizde kemik olmadan bir tuzağı bozabilirsiniz. Bu perk'ün seviye 2'sindeyken ekstra olarak tuzak bozma hızınız artıyor. Bir kurban tarafından iyileştirilirsen ya da kendini iyileştirirsen iyileştirme %25 daha efektif olur. Yani daha fazla can kazanmış olursunuz. Sinsi atak ya da yakın dövüşler aile üyelerini 2 saniye daha uzun süre sersemletiyor. Staminanız tamamen bittiği zaman direkt olarak staminanızın tamamı tekrar doluyor. Fakat bu perk'ün bir yükü var arkadaşlar. Yani bir maçta sadece bir kez kullanabiliyorsunuz bu perk'ü. 2 metre yakınınızdaki zehirli eşyalar, tuzaklar ve kilitler size görünür. Bir saklanma spotuna girip onun içerisinde en az 5 saniye durduktan sonra o spottan çıktığınız zaman koştuğunuzda %30 daha az stamina harcıyorsunuz. Herhangi bir saklanma spotunda ya da gölgede saklanırken staminanı tekrar toplama hızın %20 artıyor. Hayatta kalan son kurbansanız katillerin size vurma menzili 20 azalıyor. Yani uzağa doğru atılım gerçekleştiremiyorlar. Bir kapının mandalını kapatarak o kapıyı kilitlediğiniz zaman o kapı %10 daha zor kırılır. Bu perk takılıyken sinsi atak gerçekleştirdiğiniz zaman %20 ihtimalle elinizdeki kemik kaybolmuyor. Yani sinsi atak yapmanıza rağmen kemiği kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yakın dövüşe girip yakın dövüşü kazandıktan sonra %10 ihtimalle elinizdeki kemik harcanmamış sayılır. Kilitli bir kapıyı açtıktan sonra %20 ihtimalle elinizdeki maymuncuğu kaybetmiyorsunuz. Bir katil ile yakın dövüşe girip bu dövüşü kazandıktan sonra 10 can puanı kazanıyorsunuz. Staminanızın %50'si doluyor. Bir kapı açtıktan sonra açtığınız kapı bütün kurbanlara 30 saniyeliğine işaretleniyor. Yani açtığınız kapının yerini görüyor kurbanlar. Bir iyileştirme eşyası kullandıktan sonra 8 saniye boyunca
ikişer can ikişer can olmak üzere iyileşmeye devam ediyorsunuz. Bir katille yakın dövüşe girip bunu kazandıktan sonra hızınız %10 artıyor ve 5 saniyeliğine %10 daha az stamina harcıyorsunuz. Bir katil ile yakın dövüşe girip bu yakın dövüşü kazandıktan sonra staminanız %30 büyüklüğünde doluyor. Kemik kullanarak sinsi atak yaptığın aile üyesi 10 saniye boyunca maksimum staminasının %50'sini kaybediyor. Canınız %25'in altına düştüğü zaman 15 metre içerisindeki tüm iyileştirme eşyalarını görebiliyorsunuz. Sigorta kutusu açılınca veya kapanınca tüm aile üyelerinin yeri ve sigorta kutusu 10 saniye boyunca size görünür. Bu perk takılıyken, yakın dövüşteyken F tuşuna her bastığınızda %15 daha efektif oluyor. Bu perk takılıyken sisinin zehrini yediğiniz zaman o zehir üstünüzde %20 daha kısa kalıyor. Gençler, bu perk'ü taktığınız zaman proficiency özelliğiniz 3 artıyor. Elinizde fuse ya da vana tutarsanız o parçayı takmanız gereken yeri 40 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Elinizdeki eşyayı başka bir eşyayla değiştirip tekrar elinize vana ya da sigorta alırsanız perk'ü tekrar çalıştırmış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Bir saklanma yerinden çıktıktan sonra 5 saniye boyunca %15 daha az hasar alırsınız. Bir kemik alırken çıkardığınız sesler ya da tavukların yanından geçerek çıkardığınız sesler koşu hızınızı 4 saniyeliğine %10 arttırır. Space tuşuna basarak öne doğru atılım gerçekleştirdiğiniz zaman stamina tüketiminiz %10 azalıyor. Yani daha az stamina harcamış oluyorsunuz. Oyun başında elinizdeki bağlardan kurtulduğunuz zaman basement çıkışı olan mavi kapılar 30 saniye boyunca işaretleniyor. Canınız %10'un altına düştüğü zaman otomatik olarak kemik kazanıyorsunuz. Bu perk sadece boş slotunuz varken çalışır ve bir yükü vardır. Yani her maç bir kere kullanabilirsiniz. Bu perk takılıyken Grandpa çıkarılan seslerden %30 daha az etkileniyor. Yani daha geç uyanıyor. Bu perk takılıyken sona kaldığınız zaman canınıza ve staminanıza %10 ekstra bonus geliyor ve aile üyelerini ekstra olarak 10 saniye daha uzun süre görüyorsun. Lockpick kullanarak ilk kapı açışınızda %30 ihtimalle elinizdeki maymuncuk kırılmıyor. Bir takım arkadaşınızı iyileştirmek sizi de iyileştirir. Toplam iyileştirmenin %40'ı kadar siz de iyileşirsiniz. Aile üyeleri kapanan jeneratörle etkileşime geçtiği zaman aile üyelerini ve jeneratörü 10 saniye boyunca görüyorsunuz. Eğilme yerlerinden geçmek için oranın barını kaldırırken ya da bir eşya alırken soldaki barı tamamen doldursanız bile katillere ses vermiyorsunuz. Bu perk'ün 3 yükü vardır. Bir maçta 3 kere kullanabilirsiniz bu perk'ü. Bu perk takılırken aile üyelerinden yediğiniz hasarı %40 azaltıyorsunuz. Bu perk'ün sadece bir yükü var. Yani sadece ilk yediğiniz hasar için geçerli. Bu perk takılıyken Grandpa çığlık atarken hareket etseniz bile yeriniz görünmüyor. Bu perk'ün yalnızca 2 yükü var. Bir maçta 2 kez çalıştırabilirsiniz. Oyundaki herhangi bir kurban çıkış yollarından birisini kullanıp kaçtığı zaman aile üyelerini 30 saniye boyunca görüyorsunuz. Lockpick kullanırken açmaya çalıştığınız kapı veya geçit takım arkadaşlarınıza işaretleniyor. Yani açmaya çalıştığınız kapıyı takım arkadaşlarınız görebiliyor. Grandpa bağırırken bütün aile üyelerini 5 saniye boyunca görüyorsunuz. Bu perk'ün 3 yükü var. Yani maksimum 3 kere kullanabiliyorsunuz bu perk'ü. Bu perk takılıyken bütün kurbanlar yerden kalkma yani recover olayını %15 daha hızlı yapıyor. Bu perk takılıyken de endurance özelliğiniz 3 artıyor. Başkalarını %50 daha fazla iyileştiriyorsunuz. Aynı zamanda birisini iyileştirdikten sonra rastgele miktarda kendi canınız da doluyor. Jeneratör veya sigorta kutusuyla etkileşime girdiğiniz zaman, sigorta kutusunu sadece açmaktan bahsediyorum. Jeneratörü hem açıp hem kapatabilirsiniz, etkileşimden kastım o. Ailenin o objektifle etkileşime geçebilme cooldown'ı, yani bekleme süresi 10 saniye artıyor. Tüm kurbanlar hayattayken ve kaçmamışken canına ve staminana %5 bonus kazanıyorsun. Canınız %30'un altındayken saklanma spotlarını kullanırsanız ya da karanlık bir yerde sabit olarak durursanız canınız yavaş yavaş doluyor. Her saniye bir can kazanıyorsunuz. Toplamda canınızın %30'una kadar sürüyor bu etki. Haritadaki ince aralardan ya da eğilerek geçtiğiniz spotlardan çıktıktan sonra 5 saniyeliğine %5 daha hızlı hareket ediyorsunuz. Bu perk takılıyken stealth özelliğiniz 3 yük artıyor. Bir saklanma spotunda ya da çalıda saklanırken yanınıza bir katil gelirse katilin yeri diğer bütün kurbanlara gözüküyor. Camdan veya kuyudan atladığınız zaman %30 daha az hasar yiyorsunuz
ve ayağa daha hızlı kalkıyorsunuz. Bu perk takılıyken kapıları kullanarak katilleri sersemlettiğiniz zaman 12 saniye boyunca sersemliyorlar gençler. Normalde bu süre çok daha kısa. Ayağa kalkması bir 6-7 saniye sürüyor fakat sonrasında toparlıyor bir 5 saniye daha. Toplamda 12 saniye boyunca sersemlemiş oluyor. Bu perk takılıyken toughness özelliğiniz 3 yük artıyor. Oyun başında bağlarınızdan kurtulduktan sonra 50 metre içerisindeki toolkitler 30 saniye boyunca size gözükür. Normalde yere kan izleri bırakıyorsunuz. Fakat bu perk takılıyken kendinizi iyileştirdikten sonra 10 saniye boyunca yere kan izi bırakmıyorsunuz. Bu perk takılıyken ses çıkartan kemiklere çarptığınız zaman %25 ihtimalle ses çıkartmıyorsunuz. Bir kuyudan atladığınız zaman 25 metre yakınınızdaki kemikler ve lockpickler 10 saniye boyunca size gözüküyor. Katil size vurduktan sonra 15 saniye içerisinde başka hasar yemezseniz kaybettiğiniz canın %50'si geri doluyor. Gençler şimdi geldik katil perklerine. Yine perklerin adını söylemeden hızlı bir şekilde anlatacağım. Stun yedikten sonra 20 saniye boyunca %10 daha fazla hasar vuruyorsunuz. Arkadan kilitlenmiş bir kapıyı önden açmaya çalıştığınız zaman kapıya omuz atıyorsunuz. Bu perk takılıyken her bir omuz vuruşunuzda %40 daha fazla vurursunuz. Bu perk takılıyken hasarınız %10 artıyor. Fakat hasar verirken harcadığınız stamina %300 daha fazla oluyor. Bu perk takılıyken taşıyabileceğiniz maksimum kan kapasitesi %10 artıyor. %50'den daha fazla dolulukta bir kan şişesi taşıyorsanız stamina tüketiminiz %10 azalıyor. Bu perk takılıyken Leatherface birisini astıktan sonra, yani haritadaki özel öldürme animasyonundan bahsediyorum, hasarınız %10 artıyor. Bir kurbanı kucağınıza alıp taşımak, bunu sadece Leatherface yapabiliyor, diğer aile üyelerinin sizi 5 saniye boyunca görmesini sağlar. Bu perk takılıyken tavuklar onlara çok yakın olmadığın sürece ses çıkarmıyorlar. Aynı zamanda tavukların algılama alanı %20 azalıyor. Fakat bu kurbanlara etki etmiyor. Bir jeneratörü çalıştırdıktan sonra kurbanların jeneratörü bozma süresi 5 saniye daha uzun sürüyor. Tuzaklara yakalanan kurbanlar sarı bir şekilde işaretleniyor ve maksimum staminan 15 saniyeliğine 20 puan artıyor. Bu perk takılıyken kuyuya atlayan kurbanların yeri 7 saniye boyunca görünüyor. Bir kurban ile yakın dövüşe girip yakın dövüşü kazanırsanız %10 daha fazla kan kazanıyorsunuz. Eğer yakın dövüşü kaybederseniz size 20 kan veriyor. Bu perk takılıyken ataklarınız %20 daha az stamina harcıyor. Fakat stamina yeniden doldurma hızınız %60 azalıyor. Bir objeyi zehirlediğiniz zaman %25 ihtimalle elinizdeki zehri kullanmamış sayılıyorsunuz. Bu perk takılıyken Savagery, yani vahşet özelliğiniz 3 puan artıyor. Staminanız tamamen bittikten sonra staminanızın tekrar dolması için beklemeniz gereken süre %30 daha az sürüyor. Bu perk takılıyken yediğiniz sersemletme bittikten sonra 5 saniye boyunca staminanız %30 daha hızlı doluyor. %15 staminanın altındayken %10 daha fazla hasar vuruyorsunuz. Bu perk takılıyken son kurban kaldığında vuruş menziliniz 1,5 kat artıyor. Kurbanlar haritadaki lambalara bu bir tuzağa yerleştirebiliyor. Bu perk takılıyken o tuzaklardan %50 daha az sersemleme yiyorsunuz. Bu perk takılıyken zehirli bulutunuz 5 saniye daha uzun sürüyor ve zehirli bulutunuzun alanı 100 santim genişliyor. Normalde arkadan kilitlenmiş kapıları kırmanız gerekiyor. Fakat bu perk takılıyken bir maçta 3 kere olmak kaydıyla arkadan kilitlenmiş kapıları direkt olarak açabiliyorsunuz. Bir kurban size sinsi atak yaptığı zaman 3 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyorsunuz. Yeteneğinizi kullanırken olduğunuz yerde durursanız yeteneğinizin kullanımı %20 daha az oluyor. Özelliğinizi kullanarak bir kurbanın yerini spotlamak staminanızı yeniden doldurma hızınızı 5 saniye boyunca %20 arttırıyor. Bir kurbanı saklanma spotunda bulduktan sonra 20 hasar puanı daha fazla vuruyorsunuz. Bir kurbana hasar vermek özel yeteneğinin dolma süresini %5 ilerletiyor. Bir kurbana testereyle vurmak 3 saniye boyunca saniye başı 1 can götürüyor. Bu perk takılıyken elektriğe karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani elektrik sizi sersemletmiyor. Fakat bir jeneratörü çalıştırmak için 3 değil 5 defa skill check tutturmanız gerekiyor. Zehirli gaz bulutun ve zehirli eşyaların kurbanları %10 daha fazla yavaşlatıyor. Bu perk takılıyken hareket hızınız %5 artıyor fakat vurduğunuz hasar
%30 azalıyor. Cook ile bir kapıyı kilitlediğiniz zaman o kilidin kurbanlar tarafından açılması %10 daha zor oluyor. Hasar verdiğiniz kurban 3 saniye boyunca saniye başına 1 can kaybeder. Bu perk takılıyken kan toplama özelliğiniz 3 puan artıyor. Bu perk takılıyken koşarken %30 daha az stamina tüketiyorsunuz fakat hızınız %15 azalıyor. Sisinin zehrinin içinden geçmek 10 saniye boyunca staminanı yeniden doldurma hızını %30 arttırıyor ve sonraki bir saldırına zehir efekti veriyor. Zehir efekti verdiğiniz kurban da yavaşlıyor ve sersemliyor. Bu perk takılıyken Sisi ile yakın dövüşü kaybederseniz otomatik olarak zehir bulutu oluşmuş oluyor. Yani olduğunuz yere zehir tükürmüş gibi sayılıyorsunuz ve zehirleriniz eksilmiyor. Kurbanlara hasar vurduğunuz zaman %20 daha fazla kan kazanıyorsunuz. Bu perk takılıyken kapıyı kullanarak bir kurbana stun atarsanız o kurbanın 15 canı gidiyor. Bir kurbana hasar verdiğinizde o kurban 2 saniye boyunca bütün aile üyelerine görünüyor. Bu perk kovalardan toplanan kan miktarını %20 arttırıyor. Bu perk takılıyken endurance yani dayanıklılık özelliğiniz 3 puan artıyor. Tamamen dolu olan bir kan şişesi taşıdığınız zaman hasarınız %10 artıyor. Bu perk takılıyken yakın dövüşü kazansanız da kaybetseniz de yeteneğinizin dolma süresinin %10'unu kazanıyorsunuz. Bu perk takılıyken boşluklardan ve geçitlerden %20 daha hızlı geçiyorsunuz. Grandpa'ya kemik saplayıp onu bayılttıkları zaman Grandpa normal moda dönene kadar %15 daha fazla hasar vuruyorsunuz. Gençler şimdi geçtik Grandpa'nın perklerine. Videonun başında Grandpa'ya perk koyma mantığını anlattım. Eğer orayı izlemediyseniz oradan detaylıca öğrenebilirsiniz. Bu perk takılırken ailenin fokus yeteneği yani mouse orta tekerleğe basarak geçtiğiniz moddan bahsediyorum. Bu modun süresi artıyor ve bu modun bekleme süresi azalıyor. Bu perk tavukların algılama menzilini arttırıyor. Yani kurbanların daha fazla ses çıkarmasına sebep oluyorsunuz. Bu perk takılıyken arkadan kilitlenmiş bir kapıyı zorlamak ilk denemede o kapıyı açıyor. Bu perk tüm aile üyelerinin hasarını biraz arttırıyor. Bu perk takılıyken koşar haldeyken stamina kullanımınız %20 daha az oluyor. Grandpa her seviye atladığında bağırmaları arasındaki süre %20 azalıyor. Yani çok daha sık bir şekilde bağırmaya başlıyor. Bu perk takılıyken kurbanların yanına yaklaştığınız zaman ekranın kenarlarında çıkan sarı işaret azalıyor. Yani bir kurbana daha fazla yaklaşabiliyorsunuz ona geldiğinizi belli etmeden. Bu perk takılıyken tüm kritik kapılar ve çıkışlar 5 saniye boyunca işaretleniyor. Kurbanların kapı kilitlerini açma süresi %40 daha zor oluyor. Bu perkün sahibi için yakın dövüş oyununu kazanmak %20 daha kolaylaşıyor. Atak yaptığınız zaman harcadığınız stamina %20 daha az oluyor. Grandpa çığlık atarken tüm aile üyeleri anında 50 stamina kazanıyor. Bu perk takılıyken kuyudan atlayan kurbanlar %50 daha fazla hasar yiyor. Grandpa'nın ve oyunun son perkü camdan atlayan kurbanlar %50 daha fazla hasar yiyor. Evet gençler, perk videosu bu kadardı. Oyundaki bütün perkleri Türkçe ve uygulamalı bir şekilde anlattık. Oyun emek isteyen bir oyun ve biz bu gerekli emeği oyuna gösteriyoruz. Umarım bu çektiğim rehber videoları işinize yarar ve oyunu daha kısa sürede öğrenirsiniz. Beğendiğiniz perkleri, kombinlenmesi gereken perkleri veya da deneyip olumlu sonuç aldığınız perkleri yorumlar kısmında belirtip diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.